Merhaba arkadaşlar. Karanlık İçerden Gelir adlı kitabımız satışa sunulmuştur. Farklı olayları anlattığım, insanların hayatlarından kesiler sonra kitabımızı umarım beğenirsiniz. Satın alma linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Kitap hakkında yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. İyi dinlemeler. Hayatımın zorlu çalışma şartlarına dayanan bir mücadeleyle geçtiğini söylemek yetersiz olurdu. Sabahın erken saatlerinde uyanır uyanmaz. Tarlalara ve ağırlara doğru yol almak. Gün boyunca kemiklerimizi kırarcasına çalışmak. Bizim kaderimiz buydu. Ben bir çiftçi ailesinin yedinci kızı olarak dünyaya gelmiştim. Babamın erkek çocuk arzusu nedeniyle durmaksızın annemi hamile bırakması içinde bulunduğumuz yoksulluğa yoksulluk katıyordu. Ancak erkek evlat sahibi olamadığı için aile içinde derin yaralar açtı ve 11 kız kardeşle birlikte Hayatı mücadeleyle dolu bir şekilde sürdürmemiz gerekti. Babamın çalışmak bilmeyen sorumsuz yapısı ise ailenin üzerinde büyük bir yük oluşturdu ve biz zorlu bir mücadeleyle baş başa bıraktı. Geride sadece bir avuç tarla kalmıştı. Ancak bu tarla bizim için umut ışığı oldu. Her sabah güneşiniz doğmadan tarlaya gider. Gün ışığı tarlaları aydınlatırken bizler yorgun bedenlerimiz çalışmaya adardık. Ailenin geçimini sağlamak için tarlada geçen saatler ne kadar zorlu olsa da hayatta kalmak için başka çaremiz yoktu. Küçük yaşlı olan kardeşlerin üzerine düşen sorumluluk ağır bir yüktü. Ancak bu yükü omuzlarını taşımak zorunda kalan kardeşlerim birbirlerine sıkı sıkıya sarılarak hayatın zorluklarıyla başa çıkmaya çalıştılar. Küçük olmanız çalışmayacağınız anlamına gelmezdi. Her gün yorgunluktan bir tap düşmüş bedenimle yatağa uzanırken Ertesi günün getireceği zorluklara hazırlanırdım. Geçen yıllar verimsiz geçti. Tarladan elde ettiğimiz ürünler, masraflarımızı karşılamak yetersiz kaldı ve gün geçtikçe daha fazla zarar etmeye başladık. Her daim bir çıkış yolu arayış içindeydik. Ancak bu yolu bulabilmek için önümüzde uzun ve zor bir yol olduğunu farkındaydık. Hayat, köyde geçen yıllar boyunca zorlu şartlar altında sürdü. Köyümüz doğal afetlere ve kuraklığa maruz kalan bir bölgede yer alıyordum. Yağmur mevsim geldiğinde bile yağışlar yeterli gelmiyor. Tarlalardaki mahsuller kuruyup gitmeye başlıyordu. Toprağın verimsizliği, emeğimizi mahvediyor, geçimi zorlaştırıyordu. Köydeki zorlu şartlara karşı direnmek, toprağın sertliği ve kuraklığın etkisiyle boğuşarak tarlanın verimli hale gelmesi için uğraşmak zorundaydık. Ancak ne kadar çaba harcarsak harcayalım. Doğanın acımasızlığı karşısında sık sık yenilgi uğruyorduk. Mahsul olması gereken verimi sağlamadığı zamanlarda ailenin geçimi için endişelenmekten kendimizi alamıyorduk. Köydeki yaşam koşulları üzerimize ağır bir yük oluşturuyordu. Gündelik yaşam mücadelesi sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da tükenmişlik hissi yaratıyordu. Kuraklık ve verimsiz hasat sonrası bekar olan iki ablam kasabadaki turşu fabrikasında iş bulmuşlardı. Bu onlar için hem bir geçim kaynağı hem de bağımsızlık demekti. Henüz 16 yaşımda olmama rağmen ellerim şimdiden çalışmaktan nasır bağlamıştı. Bu yaşlarda bir kız köy yerine gelini çağındı sayılırdı. Ancak benim için bu durum hiçbir şekilde önemli değildi. Annemiz bizi bu konuda hiçbir zaman zorlamadılar. Ki bu onların da zor durumda kalmam için verdiği bir karardı. Evden ayrılan her kız iş kaybı ve kazanç kaybı demekti. Diğer bekar iki ablamın ise gözleri daha yüksekteydi. Köyde sıkışıp kalmayı reddediyor, kasabaya, gerin gitmeye arzuluyorlardı. Onlar için yaşam, umut etmek, beklemek ve çalışmak arasında gidip geliyordu. Fabrikaya işe giren ablalarım, babamı kahve parasını verir ve maaşları konusunda yalan söyleyerek, kaçırabildikleri parayla bizim karnımızı doyurmaya çalışırlardı. Mutsuz insanların boş gözlerle izledikleri kurak topraklarımıza bir gün, hiç beklenmeyen misafirler geldi zar zor akan çeşmemizden su doldurmaya çalışırken onlara bakıyordum. Birkaç kişi besili ve güçlü atlarıyla köy meydanına inmiş ve muhtarla bir süre konuştuktan sonra muhtar gelen zengin görünümlü adamlara beni işaret etmişti. Zengin görünümlü üç adam beni dikkatle incelerken muhtar bana el etmiş ve yanına çağırmıştı. Muhtar benim gibi küçük bir kızla asla muhatap olmazdı. Şaşkınlıkla muhtarın yanına gittiğimde küçük kızım bu beyler babanla görüşmek istiyorlar. Ben onları kahvede ağırlayacağım. Sen hemen git. Neredeyse babanı bul. Kahveye gönder dedi. Böyle adamların, babam gibi ipsiz sapsız bir adamla ne işler olabilirdi bilmiyorum. Ama muhtarın dediği gibi koşa koşa babamın olabileceği yerlere bakmaya gittim. Henüz sabahın erken saatleri olduğu için babam uyuyor olmalıydı. Sabah çıkarken evde değildi. Nerede sızmış olabileceğini tahmin etmeye çalışarak evimizin arkasındaki boş depoya gittim. Tahminim doğruydu. Babam, annelerimle kavga etmemek için siz sonra bir şekilde yine boş depoda sızıp kalmıştı. Depoya girdiğimde babamın işler acısı halinden tiksindim. Yine birileriyle dalaşmış ve dayak yemiş olmalıydım. Yüzü gözüm osmordu. Onun bundan korkuyordum. Bu yüzden onu uyandırmak cesaret işiydi ama başka çarem yoktu. Deponun kapısından birkaç kez babama seslendim. Ama bir tepki vermedi. Daha sonra Deponun kenarında duran kalınca bir sopayı alıp babamı başladım. Homurdanarak kımıldadıktan sonra zorlukla gözlerini açıp bana baktı. Birkaç küfür savurduğunda yavaş yavaş kendisine gelmeye başladığını anladım. Hış mı beni bulmadan hemen söze girip baba köye iyi görünüm bazı adamlar gelip muhtar ile konuştular. Muhtar da onları kahvede ağırlayıp seni çağırmamı söyledi dedim. Babam tekrardan homurdandı. Sanırım Benimle ne işleri varmış ki bir şeyler söyledi. Bilmiyorum ama muhtar bir an önce gelmeni istedim. Babam muhtarla arasını iyi tutardı. Çünkü muhtar olmasa babam kahveye dahi sokmazlardı. Babam zorlukla düşe kalka doğruldu. Depodan çıkıp ağır tarafındaki yalakta yüzünü yıkadı ve gömleğini sildi. Gidelim bakalım. de neymiş gibi anlaşılması zor bir şeyler homurdanarak sağlana sağlana kahvenin yol tuttu. Açıkçası ben hiç merak etmiyordum. Çünkü boş düşünecek ya da bir şeyler merak edecek vaktim yoktu. Ablalarım çoktan fabrikada işlerine gitmiş. Annemler ve kardeşlerimse ise tarla yoluna koyulmuşlardı. Bugün evde durma sırası bendeydi ama bu boş kalacağım anlamına gelmiyordu. Bir an önce getirdiğim suları eve taşımalı, ağırlık tezekleri atmalı, hayvanları yemlemeli, akşam yemeğini ocağa koymalı ve ekmeği mayalamalıydım. Kaybedecek bir saniyem daha yoktu. Tüm gün nefes dahi almadan işlerimi bitirmeye çalışmış. Annemler ve fabrikada çalışan ablalarım eve geldiğinde henüz sofrayı kurabilecek vakit bulabilmiştim. Biz alelice sofraya oturmuş, büyük bir iştahla yemeğimizi yerken babam sonunda eve gelmişti. Onun gelmesiyle hepimiz tedirgin olmuştuk. Ancak babamda bir farklılık vardı. Her gün sirke satan memnuniyetsiz yüzünde bu akşam gülleri açıyordu. Sedire oturan babam, büyük ablamdan önüne sofra kurmasını istedi. Babam asla bizimle birlikte yer sofrasında yemezdi. Ona her zaman oturduğu sedirin önüne ayrı sofra kurulurdu. Babam yemeğinden birkaç lokma almıştı ki sabırsızlığı yüzünden belli olarak Müge kızım gel elimi öp dedi. Şaşırmıştım. 16 yıllık hayatımda belki de babam bana ilk kez kızım demişti. Anneme ve kardeşlerime şaşkınlıkla bakarak yerimden kalktım. Elini gururla uzatan babamın elini öpüp başıma koydum. Bugün sana hayırlı bir kısmet çıktı kızım. Hayırlı olsun. Evleniyorsun dediği anda benimle vurulmuşa döndüm. Ben ailenin yedinci kızıydım. En büyük ablalarım evliydi ama benden büyük iki ablam henüz bekardı. Onlar varken neden ben evlenecektim ki? Ben bir şey diyemeden annem ayağa kalkarak ne evlenmesi? Kız da on altısında dedi. Babam sen annemi umursamayarak ne olmuş yani? Ben seni kaçırdım da sen on altı bile yoktun dedim. Annem ona cevap verecek oldu ama baba ona bağırıp susmasını sağladı. Müge için ne kadar başlık verdiler senin haberin var mı? Tüm kardeşler evlense ona verilen başlığın yarısı etmez. Yarın gelip onu alacaklar işte o kadar dedi ve masadan kalkıp evden çıkıp gitti. Hepimiz arkasından baka kalmıştık. Kendimi tutamayarak titremeye ve ağlamaya başlamıştım. Yarın çok erken değil miydi? Nasıl görücülerdi bunlar? Beni istemeye gelmeyecekler miydi? Annem bana sarılmış. Beni teselli etmeye çalışıyordu ama babam hiçbirimiz vazgeçiremeyeceğini biliyordu. Sabaha kadar gözüm uyku dahi girmemişti. Anlaşılan uyumayan sadece ben değildim. Ama tek bir farkla. Ben korkudan uyuyamazken babam heyecandan uyuyamamıştı. Daha güneş bile doğmadan hepimiz ayağa dikmişti. Hadi bir an önce hazırlanmaya başla. Öğlene doğru burada olacaklar dedi. Belki de bu son şansım diyerek kendimi sıktım ve göz yaşlarımı bastırmaya çalışarak baba istemiyorum dedim. Ağlamam için kendimi o kadar çok sıkmıştım ki sesim incanmıştı ve tuhaf bir şekilde çıkmıştı. Babam bu küçücük direnişime bile o kadar sınırlanmıştı ki aniden nankör diye bağırarak koluma yapıştı ve beni zorla derme çatma bir perdeyle çevirdiğimiz banyomuza sürükledi. Kardeşlerimi ağlayarak yapmaması için yalvarıyordum. Ama babam Hiçbirimiz dilemiyordu. Elbiselerimle beni banyoya sokan babam, üstüme buz gibi suyu boşaltarak, anneme, Hacer, şu kızı yıka, hazırla. Adamlar geldiğinde her şey hazır olacak. Yoksa hepinizin bacaklarını kırarım diyerek çekip gitti. Bunun üzerine söylenecek başka bir söz yoktu. Annem yıkanmama yardım etti. Bayramlarda dahi giyebileceğimiz güzel giysilerimiz yoktu. Annem bana verebileceği en temiz ve en sağlam giysiyi bulup çıkardı ve saçlarımı tarayarak sıkı sıkıyordu. Bir yandan da beni teselli etmeye çalışıyordu. Kızım, belli ki sana görücü gelenler oldukça zengin bir aile. Kim bilir, belki de boşuna tasa ediyoruz. Belki mutlu olur, bu sefaletten kurtulursun. Çocukluğun çalışarak geçti. Artık rahat etmek senin hakkın dedim. Hepimiz bu durumu kabullenmek zorundaydık. Artık geri dönüşü yoktu. Tıpkı babamın dediği gibi, öğlen güneşi gökyüzüne vurduğunda Dün köye gelen üç adam yine gelmişlerdi. Çeyizimiz yoktu. Bu yüzden annem verebileceği birkaç tanteli küçük bir bohçaya koyup elime tutuşturmuştu. Bu nasıl bir evlilik anlaşmasıydı anlamıyordum. Ne istemeye gelen olmuştu, ne söz kesilmişti, ne de nişan yapılmıştı. Sadece bir günde anlaşıp beni götürmeye karar vermişlerdi. Ne olmuştu da beni seçmişlerdi. Ben bu adamları ilk kez görüyordum. Beni nasıl tanıyabildiler ki? Adamlardan biri babama büyükçe bir sandık verdi. Babamın gözleri parlamıştı. O sandığın içinde ne vardı bilmiyorum. Ama kaderim belirlemişti. Sandığı babam uzatan, orta yaşlı adam, gel kızım diyerek beni ata doğru yönlendirdi. titriyordum. Ama ağzımdan tek bir kelime dahi çıkmıyordu. Sadece kaderime boyun eğmiş. Kim ne derse onu yapıyordum. Adam beni ata bindirmeden önce annemin o atı bana sıkıca sarıldı. Ağlamasına engel olamıyordu. Ona sarılınca artık ben de sıktım gözyaşlarımı bırakmak zorunda kalmıştım. Sarılmamız uzun sürmüş olacak ki babam annemi tutup ben uzaklaştırdı ve adam beni tutup ata bindirdi. Dört nala doğup büyüdüğüm köyünden annem ve kardeşlerimden ayrılırken tek yapabildim sessiz sessiz ağlamak olmuştu. Saatler süren yolculuğumuzdan sonra mola vermek için bir göl kenarında durmuştuk. At sırtında mahvolan bedenimi dinlendirirken Adamların sohbetine ister isterseniz kulak misafiri olmuştum. Beni ata bindiren adama diğerleri Tevfik Kahya diye sesleniyorlardı. Tevfik Kahya neşeli bir şekilde. Onca köyü tanıdık. Bu kadar uzaklara gelmek zorunda kaldık. 16 yaşında hiç evlenmemiş genç bir kız bulmak ne kadar zormuş diyordu. Anlayamamıştım. Neden gelin adayı olarak illa 16 yaşında birini istemişlerdi ki? Bu ne çeşit bir seçicilikti. Onları dinlediğim fark eden adamlar. Hemen sessizleşip dinlemeye devam ettiler. Onların ikramıyla ufak tefek bir şeyler açtırıp suda içtikten sonra yeniden yola çıktık. Hava yeni yeni kararmaya başladığında sonunda yeşiller içinde bir köye varmıştık. Bizim kuru, bereketten uzak köyümüzle kıyaslandığında burası cennete benziyordu. Tarlalar göz alabildiğince mahsullerle doluydu. Köyler son derece sağlıklı ve mutlu görünüyorlardı. Köyün meydana geldiğimizde hem meydana bakan genişçe bir konak bizi karşıladı. Dışarıdan görünüş dahi son derece iç açıcı ve zengindi. Bizim köyümüz hiç böyle bir ev görmemiştim. Ben şaşkınlıkla konağı incelerken Tevfik Kahya attan indi. Konağın geniş bahçesinden geçerek büyük ahşap kapıyı çaldı ve kapıyı açan orta yaşlı kadına sesçe bir şeyler fısıldadı. Kadın ilk önce bana dikkatlice bakıp ardından yine Tevfik Kahya ile bir şeyler fısıldaştılar. Tevfik Kahya hanıma gelip beni attan indirerek bu Sevim Hanım. Konağın dışındaki işlerle ben ilgilenirim. Konağın içi ise Sevim Hanım'dan sorulur. Kendisi benim işimdir ve kahya yardımcısıdır dedi. Şaşkınlıkla onları izliyordum. Konuşma tarzları ve efendiliklerine bakarsak bana söylemeseler onları konağın sahibi zannederdim. Sevim Hanım gel kızım diyerek beni konağa sokarken içimde engel olamadığım bir tedirginlik vardı. Hayatımda ilk kez annemden ve kardeşlerimden ayrılmıştım. Tamamen yabancı bir köyde, yabancı bir eve giriyordum. Kendi kendim sakinleştirmeye çalışarak derin nefesler aldım. Konağa girdiğimizde bizi genişçe bir hayat karşıladı. Evin sadece dışında değil, içinde dahi bahçesi vardı. İki katlı olan konak daire şeklinde uzanıyordu ve bütün bir sülaleyi içine alacak kadar büyüktü. Ben şaşkınlıkla etrafa bakarken yanımıza koşan iki genç kızdan birisi elimdeki bohçaya uzanınca ilk önce vermek istemedim. Ama Sevim Hanım araya girerek, ''Merak etme kızım, onu odana götürecekler. Seni odana almadan önce yıkamalıyız.'' dedi. Şaşkınlıkla, ''Ama ben daha yeni yıkandım.'' dedim. Sevim Hanım gülümseyerek, ''Uzun yoldan geldiniz. Yolun tozu toprağı saçlarına kadar sinmiş. Hem sıcak su seni rahatlatır.'' diyerek beni kolundan tuttu ve kibarca çekerek koridorlar boyunca sürükledi. Koca bir hamama geldiğimizde ağzım açık kalmıştı. Sürekli ilk kez gördüm diyordum. Ama gerçek buydu. Yine hayatımda ilk kez bir hamam görüyordum. Hem de eve ait olan kişisel bir hamam. Köyümüzde imkanı olan bazı köylerin kasabaya hamama gittiklerini duyardım. Ama nasıl bir şey olduğunu ilk kez kendi gözlerimle görüyordum. Peşimizden gelen genç kızlar üstümü çıkarmaya başladıklarında itiraz etmek istedim ama yapamadım. Kurbanlık bir koyun gibi kaderimi razı olarak onlara izin verdim. Sıcak suyla neredeyse haşlarcasına beni yıkadılar bana ait olmayan yeni ve kaliteli giysiler giydirerek odam olduğunu söyledikleri bir odaya götürdüler. Neredeyse bizim evimizin yarısı kadar olan oda lüks mobilyalarla, ipek perdelerle ve çiçeklerle doluydu. Genç kızlar saçlarımı tarayıp şekil verirken Sevim Hanım gelerek kız hazır mı? Evin beyi onu görmeye hazır dedi. Kızlar ellerini hızlandırarak çabucak saçımı bitirdiler. Bileklerime ve boynuma hoş kokulu bir yağ sürdükten sonra beni apar topar sürükleyerek alelacele büyükçe bir salona getirdiler. Salonda beni karşılayan Evin Bey'i olduğunu düşündüğüm, kır saçlı, heybetli bir adam, bakımlı ve otoriter görünen hoş bir kadın ve henüz 20'li yaşlarda olduğu belli olan iyi görünü bir delikanlı oldu. Başka bir hizmetli aceleyle Evin Bey'ine kahvesini götürürken adam elini havaya kaldırıp beklemeye başladım. Ben kımıldamayınca beni getiren kızlardan biri arkamdan beni hafifçe iteledi. O an hareketlenmem gerektiğini anlayarak öne atıldım ve telaşla adamın yanına gidip elini acemice öptüm. Adam beni baştan aşağı süzerek ''Aferin Tevfik, uzun sürdü ama uygun bir gelin bulmuşsun.'' dedi. Arkamdan gelen ses ''Sağ olun efendim.'' dedi. Ses duyunca Tevfik Kaya'nın geldiğini anlamıştım. Adam yanındaki delikanlı işaret ederek ''Oğlum Murat, yarın gece evleneceksiniz ve karı koca olacaksınız.'' dedi. Kaçamak bir şekilde delikanlıya baktım. Yüzüne doğrudan bakmaya utanıyordum. Çocuksa beni dikkatlice inceliyordu. Ama yüzünde memnuniyetten eser yoktu. İster istemez acaba beni beğendi mi diye düşünmüştüm. Evin beyi bana, şimdi git. Biz de adettir. Nikah kadar gelin odasından çıkmaz. Yemeğini odana getirecekler dedi. Adamın sözleri üzerine beni getiren kızlar yine gerisin geriye. Alelacele beni salondan çıkardılar. Benim odam olduğunu söyledikleri yere götürüp beni bırakıp odadan çıktılar. Derin bir nefes alarak kendimi yatağın üzerine attım. Belki de dünden beri ilk kez adam gibi nefes almayı başarabilmiştim. Yatan çarşafları mis gibi beyaz sabun kokuyordu. Yatak o kadar yumuşak ve rahattı ki. Uzandığım anda ağır bir uyku bastırmıştım. Gece boyunca uyumadığımı ve yorucu bir yoldan geldiğimi düşünürsek bu durum son derece normaldi. Kendimi yatan yumuşacık yorganın içine gömerek gözlerimi kapattım ve ağır bir uykuya teslim oldum. Ağır uykumun arasında serin hava hissini hissettim. Gözlerimi zorlukla araldım da yıldızlı gökyüzünü gördüm. Biri beni kollarından taşıyordu ve ağır ağır ilerliyorduk. Gözlerimi tamamen açmaya kendime gelmeye çalıştım. Ama bedenim o kadar ağır hissediyordum ki göz kapaklarımı daha açamıyordum. Serin rüzgar bedenimi tekrar titretince... Bir defa daha kendime geldim ve gözlerimi yine zorlukla açmaya çalıştım. Geniş, düz bir arazideydik. Etraf göz alabildiğince yeşil çimenlerle kaplıydı. Beni geniş taş bir yükseltiye yatırdılar. Sonunda biraz da olsa kendime gelmiştim. Üzerimde beni sıkan, rahatsız eden bir şey vardı. Üzerime baktığımda beyaz bir elbise, hatta gelinlik giydiğimi gördüm. Hemen üzerimde evleneceğim adam Murat. Yanında annesi babası Tevfik Kahya ve Karısı Sevim Hanım duruyordu. Neler olduğunu anlayamıyordum. Murat tepemde dikilmeye devam derken diğerleri etrafında bir çember oluşturmuş. Hep bir ağızdan bir çeşit ilahi söylüyorlardı ama sözlerini bir türlü anlayamıyordum. Çünkü Türkçe değildi. Kımıldamaya hareket etmeye kalkmaya çalıştım. Ama kımıldayamıyordum. Aklım ve duyularım yerine geldikçe korkmaya başlamıştım. Çünkü artık içinde bulunduğum anormal durumu idrak etmeye başlamıştım. Onlar kendilerinin geçmiş ilahilerini söylerken elimden geldiğince nerede ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Taş bir sunağın üzerindeydim. Altındaki taş sunak kurumuş kanla kaplıydı. Kulaklarımda çınlanan ilahiyle sarhoş olmuşken üzerine parlayan soğuk metali gördüm. Murat büyük bir avcı bıçağını havaya kaldırmış. Bağıra bağıra bir şeyler söylüyor ve bıçağı bana saplamaya hazırlanıyordu. Kalbimi ağzımda atıyordu. İşler nasıl buralara gelmişti? Daha dün tarlaya giden çalışan annesinin küçük kızı iken şu an içine düştüğüm kabusu aklım almıyordu. Murat hançeri tam indirmeye hazırlanıyordu ki içgüdüsel bir şekilde kendimi sunağın yanına doğru yuvarladım. Sunaktan yere düşeceğim vakit kazanacağımı düşünmüştüm. Ama kendimi karanlık bir girdabın içine bulmuştum. Karanlık çukurda düşmeye başladığımda çığlıklar atıyor, çırpınıyordum. Ama bu çukurun sonu gelmeyecekmiş gibiydi. Düştükçe Çukurun duvarları eğikleşmeye başladı. Duvara sürtünmeye ve duvar eğikleştikçe duvarda uyarlanmaya başladım. Bu sayede düşün biraz yumuşadı. Sonunda zemine vardım da tüm bedenim darbelerin etkisiyle acıyla kıvranıyordu. Değil ayağa kalkıp nerede olduğuma bakmak. Gözlerim daha açamadan kendimden geçtim. Gözlerimi zorlukla açıp karanlıkta çevreyi algılamaya çalıştım. Nerede olduğumu, nasıl buraya geldiğimi hatırlamıyordum. Sadece Acı dolu bir baygının ardından kendimi bu karanlık mağaranın soğuk zeminde bulmuştum. Kafam karışıktı, zihnim bulanıktı. Her nefes alışımda nemli havanın soğukluğu ciğerlerimi işliyordu. Karanlık çığlıklarıma karşılık verirken sessizlik beni ütüyordu. Ellerimle etrafı taradım. Ancak sadece soğuk taşların ve nemli duvarların dokusunu hissettim. Bir damla suyun düşüş sesi kulaklarımda yankılanırken karanlıkta ilerlemeye başladım. Adımlarım kaygan taşların üzerine savruluyordu. Ama ilerlemek zorundaydım. Her adım umutsuzluğun ağırlığını arttırıyordu. Belirsiz bir rüzgarın geçitlerdeki yarıklardan esen sesini duydum. Kalbim korkuyla ve dehşetle atarken zar zor aldığım korku dolu nefesinde kulaklarımı dolduruyordu. Belki de bir çıkış yolu vardı. Sesimi duyurmak için çalık attım. Ama sadece kendi sesimin yankılandığını duydum. Neler olduğunu anlayamıyordum. Ayağım bir taşa takılıp düştüğümde acıyla gözyaşlarına boğulup kaderime lanet ettim. Ben bu insanlara ne yapmıştım da beni sırf öldürmek için o tonla para dökmüşlerdi. Ellerindeki ve yüzündeki pislik gözyaşlarımın gözlerimi yakmasına sebep olmuştu. Gözlerimi paramparça olan gelinimle temizlemeye çalışırken mağaranın derinlerinden süren bir ışık kaynağı içimin umutla dolmasına sebep oldu. Belki de yakınlarda bir çıkış vardı. Kimseye görünmeden kaçabilirsem köyüme, anneme ulaşabilir, yardım isteyebilirdim. Kanamaya başlayan ayaklarıma rağmen acıyla ilerlemeye çalıştım. Zayıf ışık kaynağına adım adım yaklaştıkça kurtuluşum için dua ediyordum. Ancak sonunda ışık kaynağına ulaştığımda dehşet içinde nefesim kesildi. Derince, oda benzeri bir oyukta, özenle yatar pozisyonda dizilmiş pek çok insan kemiği vardı. Dehşet içinde titremeye, gözlerimden yine yaşlar akmaya başladım. Odanın hemen üzerine bulunan küçük bir delikten içeriye ışık süzülüyordu. Umudumu yeşerten o ışık aslında beni bir dehşetin içine çekmişti. Işın kaynağı olan açıklığa ilerlemeye ulaşmaya çalıştım. Ama imkansızdı. Tavan hem ulaşamayacağım kadar yüksekti, hem de bile geçemeyeceğim kadar küçüktü. Dışarıda güneş doğmuş, gündüz olmuştu. Ailem beni gelin gitti sanıyordu. Oysa ki ölüme gitmiştim gözüm sırayla dizilmiş insan kemiklerine takılmıştı. Bir ışık doğrudan vuruyordu. Kaval kemiğindeki dişleme ve pençe izleri o kadar derindi ki çok net bir şekilde seçiliyordu. Dehşet içinde kemikleri izlerken kulağıma çalınan bir sürüme sesiyle ilkildim. Yavaş yavaş bir şeye yaklaşıyor. Ses mağaranın duvarlarına yankılanıyordu. Korkun etrafım bakındım. Odanın hemen köşesine boynu uzanan daracık bir oyuk vardı. Hemen korkuyla oraya girmeye çalıştım. O yok o kadar dardı ki. Sıyrılan ve sıkışan etimi zorlayarak oraya yanlamasına girmeyi başardım. Son anda saklanmayı başarmıştım. Ben oraya girer girmez, içeriye korkulan nefesim kesilmesine sebep olan o korkunç yaratık girmişti. Garileşmiş kel kafasından sadece birkaç tane saç uzunlamasını sarkıyordu. Gözlerin olması gereken yer deriyle kaplıydı. Gözleri yoktu. İçine göçmüş, eğri bir burnun altında her bir diken andıran yamuk dişleri fırlamıştı. Üzerine çuval benzeri giysten bozma bir şey iplerle bedene bağlanmış, kambur sırtını saklıyordu. Kısa ve bozulmuş ayaklarını sürükleyerek ilerliyor, odanın içinde dolaşıyor, havayı kokluyordu. Yaratığa dehşetle bakarken ağzından kaçan kısık bir intiye engel olamadım. Hemen elimle ağzımı sıkıca kapattım. Ama yaratık sesimi duymuş ve Anında kafasını benim olduğum yöne çevirmişti. Gözleri yoktu. Beni görmesi imkansızdı ama korkunç bir homurtu ile üzerime atlayıp beni saklandığım oyuktan söküp çıkarması onun için hiç zor olmamıştı. Göz yaşları için ağlıyor. Kaçmak için yerde emekliyordum. Ancak yaratık yine üzerime atlayarak pençelerini bacaklarıma geçirdi. Can ile ciğerlerim yırtılcasına bir çığlık attım. Elime yerde dizili olan kemiklerden biri geçmişti. O an ne yazık ki ölüye sahip gösterebilecek bir durumda değildim. Elime geçen kalınca bacak kemini kaptım. Bacaklarıma tırnaklarını geçirmiş ve dişlerini geçirmek için beni zapt etmeye çalışan yaratın kafasına olanca gücümle vurdum. Darbenin ilk etkisiyle şaşıran yaratık bir an duraksadı ama o kendisini toparlayamadan bir daha ve bir daha vurdum. Elimdeki kemik paramparça olana yaratık kan revan içinde yarı yılına kadar vurmaya devam ettim. Sonunda elimdeki kemik paramparça olmuştu. Ben nefes nefese tedirgin bir şekilde yere yığılan yaratı izliyordum. Kalbim deliler gibi atarken bana tek bir şey söylüyordu. Kaç. Dehşet içinde bacağımdan akan kanlara ve acısını aldırış etmeden yerimden fırladım. Odan çıkmadan önce elim iskeletlerden birinin kalın bacak kemiklerinden birini dağılmış ve giderken özür dilemiştim. Çünkü bu kemiğe benim senden daha çok ihtiyacım var. Yine karanlık koridorlarda Duvarları tutuna tutuna, ayaklarımla yeri yokla yokla ilerlemeye devam ediyordum. Ne kadar ilerledim bilmiyorum. Saatler geçmiş olmalıydı. Susamıştım, acıkmıştım ve bacağım acıyla geçmiş, artık zonkluyordum. İlerlerken yüzümü okşayan hafif bir esintiyle oldum yerde kaldım. Bir yerden hafif bir esinti geliyordu. Ama kör karanlıkta nereden geldiğini görmem imkansızdı. Tek yapabildiğim rüzgarın geldiği yönü bulmaya çalışarak el yordamıyla ilerlemekti. Adımlarımı ne kadar dikkatli atsam da bir şeye takılmış ve sert yere düşmüştüm. Sıyrılan ellerimin acısıyla ellerimi göğsüme bastırırken hafif esintinin kaynağından süzülen zayıf ışığı da görmüştüm. Yere düşen kemiğe sıkıca sarılıp zorlukla yerimden kalktım ve emin adımlarla zayıf ışığın kaynağına doğru ilerledim. İnanamamıştım. Burası benim geçebileceğim kadar küçük bir açıklıktı ve direkt dağa açılıyordu. Hava kararmış, gece olmuştu ve Beni kurtaran Ayşe olmuştu. Çıktığım oyuk biraz yüksekteydi. Ama umurumda dahi değildi. Temkinli bir şekilde oyuktan çalık toprağa atladım. Ayaklarım acele yanıyordu. Ama artık kurtuldum diye dualar ediyordum. Kayalıklara tutanarak ayakta durmaya çalıştım. Etrafa bakındığımda buranın, köyün yakınlarındaki dağ netekleri olduğunu anladım. Evime dönmeliydim. O yaratıktan kurtulmuş, mağaradan çıkmıştım. Artık pes edemezdim. Evime anneme dönmeliydim. Yürüyemediğim yerde sürünerek ilerlemeye çalışıyordum. Ama bedenim artık beni dinlemiyordu. Düştüm toprak zeminden son kez ay ışığına baktım ve sonunda kendimden geçtim. Yapış yapış bir şey yüzümde geziyor, yüzüm gıdıklıyordu. Kendime gelmeye başladığımda kulağıma koyun sesleri çalınmaya başlamıştım. Gözlerimi zorlukla açtığımda yeni yeni doğan güneşin altında pek çok koyunun etrafını sardığını gördüm. Yerimden kalkmak istiyordum. Ama canım o kadar acıyordu ki. Bedenim beni dinlemiyordu. Bağırmak, yardım istemek istedim. Ama kurumuş boğazımdan artık ses çıkmıyordu. Gökyüzüne, parlak güneşe, bulanık gözlerle baktığımda bir güneş ışını keserek tepeme dikildi. Gözlerim onu seçemeyecek kadar kötü bir durumdaydı. Boğuk bir ses bana bir şeyler söylüyordu. Ama ne dediğini anlamıyordum. Tekrar kendimden geçerken birinin beni kaldırmaya çalıştığını hissettim. Ama bedenim bana külçe kadar ağır gelmişti. Yine kendinden geçmiştim. Gözlerimi korkuyla açıp yerimden fırladım. Etrafıma bakındığımda küçük bir kulübede olduğumu gördüm. Hemen yanı başımdaki soba yanıyor. Yaktığı odunların çıtırtıları kulaklarıma doluyordu. Yanıma konmuş bir test suyu görünce titreyen ellerimle onu kaptım. Artık hareket edebildiğimi görünce rahatlamıştım. Aldım testi kana kana içmeye başladım. Sanki sadece ağzım değil, tüm bedenim kurumuş gibiydi. Testiyi bitirip kenara bırakırken kulübenin açılan kapısıyla içim yine bir kork kapladı. Kemiğimi aramaya başladım ama hiçbir yerde yoktu. Bıraktım testiyi, tekrar elime alıp yabani bir hayvan gibi uzandım yatakta siper almışken içeri genç bir adam girdi. Benim korkmuş halimi görünce ellerini havaya kaldırarak ''Sakin ol, sana benden zarar gelmez. Koyunları otlatırken senin daha eteklerine buldum. Öldün sandım.'' dedi. Genç adamın söyledikleri üzerine Yarı baygınken duydum ve gördüm koyunları anımsadım. Temkinli bir şekilde testiyi kenara bırakarak genç adama teşekkür ettim. Sakince gelip az yerime oturan adam kendim nasıl hissettiğimi sordu. Söylediğine göre yaralarım iltihap kaptığı için ateşlenmiştim ama bana şifalı bitkilerden çay içirip ateşimin düşmesini sağlamıştı. Genç adama bir kere daha teşekkür ederek kendi köyümün adını söyledim ve oraya nasıl gidebileceğimi sordum. Genç adamın söylediğine göre Oraya tek başına dönmem neredeyse imkansızdı. Üzgün bir şekilde tekrar ağlamaya başlamıştım. Genç adam bir süre sesçi izledikten sonra buz gibi bir sesle senin kim olduğunu biliyorum dedi. Dehşete düşmüştüm. Gözlerimi koca koca açmış. Ağzından atan kalbime ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. Ancak genç adam konuşmaya devam ancak genç adam konuşmaya devam etti. Merak etme. Seni onlara asla vermem. O şeytanlar tüm köye hükmederler. Ama ben köyde yaşamıyorum. Para da da gözüm yok. Kimi kimsem de yok. Koyunları gezdirip karın topluna çalışırım. Bu yüzden beni tehdit edecek ya da vaat edecek bir şeyleri yok. Bu yüzden seni onlara vermem. Kimseye bir şey demem. Merak etme. Ama yaşadığını bir şekilde öğrenirlerse peşine düşerler. Seni bırakmazlar dedi. İsteri ağlamı bir türlü bastıramayarak titreyen sesimle ''Neden bana böyle bir şey yaptılar?'' diye sordum. Adının Kemal olduğunu söyleyen genç adam pencereden dışarı bakarak ''Nasıl desem, nasıl anlatsam bilmiyorum. Bana da rahmetli babam anlatmıştı. Köyde söylenenlere göre seni sözde gelin olarak aldıkları adam büyük dedesi defineciymiş. Peşinde olduğu defini ele geçiremeyince bunu öyle saplantı yapmış ki bir hoca ile anlaşıp büyü girmiş. Aile bir anda zengin olmuş. Ancak adam doğan ilk oğlu bir çeşit ucubu olarak doğmuş.'' Söylenenlere göre bebek cinlerin bebeğiymiş. Ebeler korkuyla kaçışırken adam dehşete düşmüş ve yeni gelen olan karısıyla yeni doğan oğlunu alıp o mağaraya atmış. Bazen ormanda bağırış ve çığlık sesleri gelir. O aileye gelin olarak gelen pek çok genç kız kaybolur ama bir daha bulunamaz. Ailelerine para verdikleri için de peşlerine düşen olmaz. Ama sen kaybolup da tekrar canlı çıkan ilk kızsın dedi. Dehşet içinde ne yani? O şey bir insan mı? Orası kurumuş kemiklerle dolu insan kemikleriyle o şey beni yemeye çalıştı. Bacağımı dişlemeye çalış diye feryat ederek bağırmaya, kriz geçirmeye başlamıştım. Adam hemen kollarımına tuttu, beni sakinleştirmeye çalıştı. "Tamam, sakin ol. Seni köyüne ulaştırmak için elimden geleni yapacağım, söz veririm. Kasabadan tanıdığım bir abi var, esnaf. Arada benden dağdan topladığım şifalı bitkiler alır. Eminim bana yardım eder." Büyükçe bir at arabası var dedi. Kemal bunları söylediğinde ilk önce yüreğim sevinçle doldu. Ama o sevincin yerini anda korku kapladı. Ailemin yanına dönersem ya gelip beni ararlarsa? Annem beni onlara asla geri vermezdi. Ama babam para karşılığında çabucak yalanlara kanar. Yine beni onlara verirdi. Sessizliğimi gören Kemal ne düşünüyorsun diye sordu. Bu köyde onları kim sevmez diye sordum. Kemal şaşkın bir şekilde kimseler sevmez ama para da mal da onlardı. Bu yüzden herkes onlardan korkar. Ses edemezler. Sen şimdi bunları düşündün. Bir krem hazırladım. Ayaklarına ve bacağına sürüp dinlen. Kulübeden çıkmadığın sürece burada güvendesin. Buralara kolay kolay gelen giden olmaz. Ben koyunları sahiplerine dağıtmaya gidiyorum dedi ve kulübeden çıkıp gitti. Kemal gider gitmez ayaklarını etrafı incelemeye başladım. İçime bir şeyler vardı. Yaşadığım olayın dehşetini üzerine atamıyordum. O kabustan henüz kurtulamadığımı farkındaydım. Hala güvende değildim. Kulübede beni soğuktan koruyabilecek ne bulduysam üzerime geçirdim. Elime geçen bir çıkın içine ekmek ve bir çömlek su, eski bir gaz lambası ve yeni kesildi belli kanı üzerine bir parça eti koyup kulübeden çıktım. Sesce etrafı dinledim. Kemal çoktan koyunları alıp gitmişti. Ayaklarımı sarmıştım ve Kemal'in eski çarıklarını giymiştim. Bu yüzden eskisine oranla daha rahat hareket edebiliyordum. İndiğim dağ eteklerini yeniden tırmanıp Kulübeyi görebileceğim bir kayanın arasına sindim. Hava yavaş yavaş kararmaya başladığında birkaç köpeğin havlaması kulağıma çalınmıştı. Kulübeye dikkatle baktığımda korkularımda haklı olduğumu anladım. Kemal tabi ki beni kandırmaya çalışmıştı. Onun da diğer insanlardan farkı yoktu. Kulübenin çevresindeki hareketlilikten gidip o aileye haber verdiğini ve beni aramak için köpekler ve adamlarla geldiğini çok net bir şekilde anlayabiliyordum. Kimseye görünmeden saklandığım yerden çıkıp tırmanabildiğim kadar yukarılar tırmanmaya başladım. Güneş yavaş yavaş son ışıklarını saklarken geldim yeri tanımıştım. Burası o mağaradan kaçtım oyun olduğu yerde ve oyuk hemen üzerine duruyordu. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı düşünürken daha boyunca yankılanan bir çığlık derini sıçradım. Bu o yaratığın çığlıklarıydı. Gözlerim dehşetle koca koca açılmıştı. Ölmüş olmalıydı ama hala yaşıyor muydu? Kemal'in anlattığı hikaye doğruysa o yaratık çok yaşlı olmalıydı ama onca darbeye ve dökülen kana rağmen hala yaşıyor olmasıysa onun gerçekten tam bir insan olmayacağının emin olmama sebep oldu. Onun içinde kesinlikle bir cin vardı. Dağın etrafını saran köpekler ve adamların sesi yaklaşırken gözümü karardım. O aile yanlış kızı seçmişti. Hayatım hiçbir zaman kolay olmamıştı. Belki ilk kez bir yaratıkla karşı karşıya gelmiştim ama ben güçlü ve dirayetli büyümüştüm. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Yanımda getirdim çıkından su testisini çıkarıp bolca su içtim. Ardından çıkını boynuma bağlayarak indiğim oyunu olduğu kayalıklara tırmanmaya başladım. Ayaklarım sarılı olmasaydı ve o eski çarı giymeseydim bunu asla başaramazdım. Sonunda kaçtım oya ulaştığımda mağaraya kulak verdim. Yüksek olmasa da hala içeriden gelen sesleri duyabiliyordum. Bu da yaratın yakınlarda olduğunu gösterirdi. Sesimin yankı yapıp beni arayanlar tarafından duyulmasından korkuyordum. Sadece yaratın duyacağı bir sesle bağırmaya başladım. Çıkındaki eti de çıkarmış, elimle sallıyor. Kanın kokusunu almasını umuyordum. Adamlar gitgide yaklaşıyordu. Çaresizlik içinde. Lanet yaratık, gel artık diye bağırmaya devam ederken sonunda karanlık gölgelerden toparlayarak çıkıp gelen yaratığı gördüm. Her yanı kan içindeydi ama hala sağlam bir şekilde ayakta duruyordu. Ben onu öldürdüğümü zannederken sadece bayılmıştım. Eğer düşündüğüm kadar sağlamsa ölümüm olması beklenen bu yaratık kurtuluşum ve intikamım olacaktı. Son kadar yaratın bana yaklaşmasını bekledim. Elimdeki eti salladım ve ona seslendim. Oysa temkinli ve iştahlı bir şekilde çağrıma kulak verdi. Tam bana ulaşmak üzereyken kendimi oyuktan aşağı bırakıp dışarıya dikenli toprağın üzerine düştüm başım çarpmıştım. Bir anlığına da olsa kendimi kaybedecek gibi olduğum anda oyuktan aşağı bakan yaratık üzerime atladı. O üzerime atladığı anda kendime geldim ve hala elimde olan eti onun yamuk dişli ağzına tıkarak yanı yuvarlanıp can evli ayağa fırlayarak kaçmaya başladım. Yaratığı mağaradan çıkarmayı başarmıştım. Şimdi tek yapmam gereken onu peşinden sürüklemekti. Bunu sorun etmeme dahi gerek yoktu. Çünkü yaratık kendisine saldırıp Elinden kaçan kızı tanımış, büyük bir öfkeyle peşimden geliyordu Dağın yamaçlarından aşağı doğru koşarken, ayağım bir taşla takıldı ve çok sert bir şekilde yuvarlanarak düşmeye başladım. Sonunda durduğumda, kendim beni arayan adamların önünde buldum. Kemal de aralarındaydı ve aradıkları kızın önlerine düşmesine şaşkınlıkla bakıyorlardı. Onlar şaşkınlığın üzerine atamadan, köpekler bir anda korkuyla inerek kaçışmaya başladılar. Onlar iplerini çekiştiren köpekleri sakinleştirmekle uğraşırken, ben hemen düştüm yerden doğruldum ve dikkat çekmeden sürüne sürüne uzaklaşmaya başladım. Çünkü köpeklerin kimden bu kadar korktuğunu biliyordum. Büyükçe, yaşlı bir ağacın arkasına saklanıyordum ki adamlardan biri beni fark edip dur diye bağırdı. Ama görmeye bile fırsat olmadan hızlı ve vahşi bir şey onun üzerine atlayarak onu altına alıp parçalamaya başladım. Adam çığlıklar atıyor, çırpınıyordu. Diğer arkadaşlar ise dehşet içinde silahlarına sarılmış, Adam vurmadan yaratı nasıl vuracaklarını bilemiyorlardı. Adamlar korku ve dehşet içinde yaratıkla, yaratık da onlarla meşgulken saklandığım ağacın arkasından sesçe kaçmaya başladım. Biraz uzaklaştıktan sonra artık hızlanmış, uçarcasına koşmaya başlamıştım. Arkamdan gelen çığlıklar tüm dağda yankılanıyordu ve o çığlıklardan biri Kemal'e aitti. Hiç üzülmemiştim. Çünkü beni kurtarmasının tek sebebi beni o aileye verip ödül alabilmekti ödül ölüm olmuştu. Koşabildiğim kadar koştan sonra durup derin derin nefes aldım. Hala sırtımda asıl olan çıkından kalan son suyumu çıkarıp sonuna kadar içtim. Gaz almasını yakıp etrafa bakındım. Köye çok az kalmıştı. Biraz soluklanabileceğimi dinlenebileceğimi düşünürken bana doğru koşan bir karartıya dehşet içinde baktım. Çoktan peşime düşmüş hatta bana yetişmişti bile. O bana yaklaşırken Can onun geldiği yöne doğru elindeki gaz lambasını çarptım. Ateş içinde kalan yaratık bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Ama durmaya niyeti yoktu. O afallamışken ben tekrar yamaçtan aşağı köye doğru koşmaya başladım. Kaç kere takılıp düşecek gibi oldum ama şükür ki son anda kendimi toplamayı başardım. Nefesini ensende hissedebiliyordum. Elini uzatsa neredeyse beni yakalayabilecek gibiydi. Sonunda köye vardığımda bir an derin bir nefes almak için durdum ve yaratın alev almış bir şekilde arkamdan geldiğini gördüm. Lanet şey. Cayı cayı yanıyordu ama durmak bilmiyordu. O ailenin evini bulmak zor değildi. Zaten köydeki en büyük evdi. Köyün sokaklarına birkaç koşturmadan sonra sonunda o evi bulmuştum. Tevfik Yahya bahçede durmuş sigarasını içerken ben kapıdan bahçeye daldım. Beni gören Tevfik Kahya'nın neresi deli tutulacaktı? Sinirle elindeki sigara yere atıp, demek doğruymuş, gebermemişsin. O şeyin de nasıl kaçtın dedim. Önce arkama, sonra tekrar Tevfik Ağa'ya bakıp, bilmem, kendisine neden sormuyorsun dedim. Hemen arkamdan bahçede alan yaratığı gören Tevfik Ağa, büyük bir feryat kopardı ve bu onun en büyük hatası oldu. Ses yaratın dikkatini çekmişti ve Tevfik Kahya'ya hedef almıştı. Tevfik Kahya'nın üzerine atlamış, parça parça etlerini koparırken Tevfik Kaya'nın çalıklarını bütün ev harisi ayaklanmıştı. Ev harisi bahçeye koşarken ben kenardan gizlenerek onları izlemiş ve dikkat çekmeden evin hanımın ve beyin odasına sızıp kendimi odaya kapatmıştım. Bitmek bilmeyen çalıklar, feryatlar, silah sesleri. Penceler ateşin ışığıyla aydınlandığında konağın alev aldığını anlamıştım. Yaratık sadece kendini yakmamıştı. Anlaşılan konağı da kendisiyle beraber yakmaya karar vermişti. Dışarıdan gelen sesler dikkatimi çekince pencereden gizlice dışarıya baktım. Neredeyse tüm köyler sokaklara dökülmüş, sokaklar kan gölüne dönmüştü. Ellerine tüfeklerle avları sokaklar boyunca devam ediyordu ama tabii ki yaratık bir türlü ölmüyordu. Fırsat bu fırsat dedim kendi kendime. Burası evin beynin ve hanımın odasıydı. Mutlaka kıymetli bir şeyler olmalıydı. Hızla dolaplara ve çekmecelere bakmaya başladım. Yatağın ayak ucunda duran sandığı açtığımdaysa aradığımı buldum. Bir an hanımına yakışacak şekilde hanımın bolca altını vardı. Yanımda taşıdığım çıkını boşaltıp içine doldurabildiğim kadar altın bilezik ne bulursam doldurdum. Sıkıca bağladım ve tekrar sırtımı astım. Tam dışarı çıktığımda koridorda hizmetli kızlardan biri beni yakaladı. Kızı tanımıştım. Beni cenazemden önce yıkayan kızlardan biriydi ve o da beni tanımıştı. Benim seninle bir işim yok. Bırak gideyim dedim. Kız bir süre sessiz beni izledikten sonra bir anda ağzını açıp bağırmaya başladı. Hemen kızın üzerine atladım ve onu saçlarına yakaladım. İkimiz mücadele ederken kızı korkuluklara dayadım ve yıllarca çapa yapmaktan kaslanan kollarımla onu aşağı ittim. Avluya düşmüş ve bayılmıştı. Birinci kat olduğu için öleceğini sanmıyordum. Vakit kaybetmeden çıkışa koştum. Bahçeye çıktığımı bir an duraksadım. Tevfik Kahya'nın cesedinin yanında karısı Sevim, evin beyi ve hanımının, ayrıca birkaç görevlinin da cesedi vardı. Silahlar çevreye saçılmıştı. Ama evin oğlu ortalıkta yoktu. Silahlardan birini aldım ve omzuma astım. Bu köyden kaçıp gitmeden asla güvende sayılmazdım. Köyler meşaneler içinde dağ yamaçlarına çıkmıştı. Meşaların ışığından çok rahat bir şekilde görebiliyordum. Az ileride bağlanmış bir at dikkatimi çekti. Hemen atın yanına giderek yollarını çözdüm ve sırtına binip yollarını çektim. Olabildiğince hızlı bir şekilde gecenin karanlığına çıkışa doğru ilerliyordum. Kalbim deller gibi çarpıyor. Bildiğim tüm dualar ediyordum. Aç susuz bir şekilde yol almıştım. Sadece ara ara atım dinlenmesine, otlanmasına izin vermiştim. Evime dönmem sandığımdan daha zor olmuştu. Hayatında ilk kez köyünden uzaklaşan, yol iz bilmeyen genç bir kız için yaşadıklarım bana revamiydi. Sonra soruştura, sonuna köyme vardım da. Aradan bir gün geçmişti. Saat gece yarısını geçmiş. Doğup büyüdüm köyüm. Karanlık gecede sessize gömülmüştü. Evimin önüne gelip atımı yalan yanına bağlamıştım. Beni köyüme kadar getirmişti. O olmasa asla başaramazdım. Ağırdan evime gidecekken ağrın kenarına kör kütük sarhoş bir şekilde yere çökmüş babamı gördüm. Beni görünce sarhoş kendisine oyun oynamış olduğunu düşünmüş olacak ki Gözlerini iyice açı. Bana dikkatle bakmaya çalıştım. Sonunda ben oldum anlayınca. Yarım ağızla. Sen neden geri döndün dedi. Derin bir nefes çekerek gökyüzündeki aya baktım. Ne kadar güçlü durmaya çalışsam da gözlerinden akan yaşlar engel olamıyordum. Beni gelen olarak almamışlar. Kurban olarak almışlar. Amaçları beni lanetlerine kurban etmemiş dedim. Yine alkol yüzünden toplayamadığı ağzıyla yine yarım ağız. E yani neden geri geldin diye tekrar sordu. Kanım donmuştu. Babam bize yakın olmadığını bilirdim. Ama o bizim yine de babamızdı. Doğduğum günden şu ana kadar yaşadım hayatım neredeyse gözlerim önden geçti. Tekrar derin bir nefes aldım ve o konaktan alıp omzuma astım tüfeği indirip baba doğrultup ateşledim. Ne olduğunu dahi anlayamadan yüzü parçalanmış ve son nefesini vermişti. Silah sesine evin içine bir hareketlilik olmuştu eve girerek beni karşısına görünce gözyaşlarına boğulan anneme, analıma ve kardeşlerime sarıldım. Çıkını odanın ortasına açtığımda hepsinin ağzı açık kaldı. Hadi hemen şimdi burayı terk ediyoruz dedim. İlk önce olmaz dediler. Ama bu köyde mutsuzluktan başka bir hayat yaşamadığımızı hepsi biliyordu ve son da ikna oldular. Birkaç parça eşyalarını aldılar. Evden çıkarken annem az ileride yatan babamın yanına ne olduğunu anlamadan gittiğinde korkuyla ağzını kapattı. Önce bana, ardından tekrar babamın cesedine baktı ama hiç gözyaşı dökmedi. Başını eğip kardeşlerimin eşyalarını taşımasına yardım etti. Şehre vardığımızda altınların bir kısmını bozdurup ailemin düzenini kurdum. Ardından gidip polise teslim oldum. Yaşım küçük olduğundan aile evinde yaşadığımız şiddeti ve babamın hal ve hareketlerinin dengesizliğinden dolayı çok fazla yıl almadım. Gene de bayağı yatmıştım. Genç kız olarak girdiğim cezaevinden, olgun bir kız olarak çıktım. Şimdilerde ailemle birlikte, herkesten uzak, kimsenin bilmediği bir yerde mutlu mesut yaşıyoruz. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup, bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.